Ben bu işi varlığından emin olmadığım bir şerefini kurtarmak için yaptım. Bundan ileriye gideceği aklından geçirme. Şimdi düşüneceğimiz bir şey varsa o da bir an evvel ayrılmanın çaresidir. Her taraf polis kaynıyor. Senin gelmen ihtimaline karşı mahalleyi ablikaya almışlar. Ne olursa olsun gitmem lazım. Gönüllü konuşturmalıyım. Bu benim son şans. Delirdin mi sen abi? Mahalleye gider gitmez enselerler. Yapma! Yıldırım nikah, düğün, evlilik... Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Beni dinlemek bile istemiyorlardı. Birkaç günlük izinden sonra tekrar işe başladım. Her söz yalan. Acayip bir ne kadar çırpındıysam kurtulamadım. Biliyorum, olaylar o kadar aleyhim, ne söylesem inanmayacaksın. Ama bu işte hiç suçum yok benim. Hiçbir şey söylemesen bana daha büyük iyilikte bulunmuş olursun. Benim dünyamı yık, yok bil ne olur. Benim sana söyleyeceğim son söz, size saadetler dilemektir. Allah mesut etsin. Ali'yi görmek için mi dolaşıyorsun burada, ha? Geçti borun pazarı, kızı! Sıra eşeğin artık Nide'ye, yürü! Anne! Anne! Anneciğim, gel bak, kim var mahallede, kim? Amanın sevsinler, kim dolaşıyormuş kapımızda? Hoş köpeğim, hoş! Başka kapıya, hadi bakalım, başka kapıya! Ay anneciğim, nasıl da almış Masumiye bak! Ağlama değmez hayat! Ondan dalaşma! Şahsi meseleler işle karıştırılmaz! Bu dükkanın en faydalı adamı o! Bir işe yaramıyorsun, bari işimi bozma! Nasır abi sana... Sen, kabul eder misin? Ellerinden öperim! Yaklaş öyleyse! Nasıl düşünürsün yahu, çıldırdın mı sen? Bize hiçbir tehlikesi yok. İyi düşün. Sana bir havadisim var. Ne havadisi? Elif Hanım'ı gördüm. He? Elif Hanım'ı gördüm dedim. Seninle görüşmek istiyorum. Nerede? Bu akşam 8'e gelecek. Ne cevap vereyim? Kabul ettiğini söyle. Bu akşam tam 8'de burada olacağım. Hiçbir şeyden korkma, ben de...
vazgeçelim abi, çok korkuyorum. Bırak aptallığı, kimse yok, görmüyor musun? Düşün bir kere, baban senin bu adam. Orası bana ait, sen üstüne düşeni yap, yürü! Hayrola, bu kadar senedir tembellikten sonra çalışmak mı aklına geldi? Yanışsana! Saat tam 8. Atölyeye kadar gelir misiniz? Bir şey mi var? Atölyenin kapısı açık ve içeriden kavga sesleri geliyor. Gidelim öyleyse. Kimsin, ne arıyorsun burada? Ben burada çalışıyorum. Babam, babamı öldürmüşler! Demek cinayet işledin. Bir şey yapmadım ben. Niye öldürdün babamı? Ne öldürmesi, hiçbir şeyden haberin. Elindeki ne? Bunu orada buldum. Herhalde patronun başına vurmuşlar. Durun, her şeyi anlatayım size. Bunları karakolda anlatırsın, düş önüme bakalım. Yanlışlık yapıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Demek böyle. Bakalım hakkındaki delillere ne cevap vereceksin? Sayın Yargıç! İçeri girdiğimizde kanlar içinde yatıyordu. Ali'nin elinde cinayet aleti vardı. Yargıcım! Cinayet aletinin üstündeki parmak izleri sanık Ali'ye ait. Kadir'le oradan geçiyorduk. İçeriden boğuk sesler işittik. Şüphelendik. Bir polise durumu anlattık. Geldiğimizde Ali elinde kanlı bir demir parçasıyla babamın cesedinin başındaydı. Yalan! Kavgalıyız bu adamla biz, onun için düşmanlık ediyor bana. Doğru değil. Ali çok iyi arkadaşımdı benim. Cinayet günü sabahı Ali benden para istedi. Karısı çok sıkıştırıyormuş. Çaresizlik içinde bulunduğunu, ne bağısına olursa olsun para bulması gerektiğini söyledi. Müdafaa şahitlerinin dinlenmesi için mehil istiyorum. Gereği düşünüldü ve müdafaa şahitlerinin dinlenmesi hususundaki talebin kabulüne ve mahkemenin ayın 7'sini müsadif çarşamba gününe talikine oy birliğiyle karar verildi.